Şimdi o zaman kaydı da başlattım. Ee, bu arada hangi pozisyondan ciddi ciddi TP oldun onu da anlamadım ya. Atsanız abi. Altın longu attı ya. He. Ben enter stop oldum. Bakayım. Mesela. Orası güzeldi canım. O oranın altında ben normal demirlerim mesela burası 5 dak 15 20 dakikalık falan bir chart olsun. Bu adam bizden iyi çıktı ya. Bundan sonra sen at da biz seninkine girelim. <laughs> Abi buradan milimetrik girmiş ha bir de. <laughs> Aşırı iyi. ya, Aa, çok hoşuma gitti. Hedeflemek bayağı okey ya. Edesini Tabii canım. Ya burada biz de aslında çıkacaktık da. Bu şuralar falan çok temizdi ya. Bilmiyorum. Ya işte mesela likit alımı olmadığı için orada bir tık daha böyle hani safe olmayan dedi demek istedim. Ya, onu görmediğim zaman bir tık Açıkçası. Ya o bir de strateji alakalı. Şimdi ben de önceden öyleydim. Bunun bir yıl öncesinde mesela şunu söylüyordum. Bana mesela ne olur, hani arkadaş arasında bir grup olur, değil mi? Diyorlar ki hani mesela şu çarp nasıl? Ben dedim likitte de yok, ben girmem buna. Benlik değil, benlik değil ha, çok her şey. Çok poz kaçıyor ama çok. Post i̇şte, he işte. işte. Aynen. Şimdi stratejimi ona göre belliyordum. Hani gene para kazanıyordum ama. Dediğin gibi oluyor anladın mı? Çok fazla poz kaçıyor. Ondan sonra kendini geliştirmeye karar verip daha farklı stratejiler yapmaya çalışınca da bu sefer hiç likitteye bakmıyorsun. Ya yani bakıyorsun tabii ya. ki. Orada beni yanlış anlamayın hani likitteye bakmayın gibi bir şey demiyorum ama hani main odağınız artık hep başka şeyler oluyor yani. Ve şimdi biz burada zaten bu işlem konfirmasyonun konfirmasyonu falan oluyor yani. Çünkü biz burada zaten sol taraftaki kırılımdan ötürü. Aslında o açık bırakılan yerde girmek istemiştik. İkinci kırılımı bekledik. Evet. Ya biz o yüzden bayağı stopumuz ya. orasıydı yani. Neyse problem yok ya. Burada da şey olur yani. Bak bugün mesela Euro'da bak Euro'da öğlen yayına gelen olmadı. Çok fazla ama Euro'da short alacaktık tamam mı? Dedim ki hemen almayalım. Patlamayalım. Alacağımız short yerindese söylüyorum. Şurası. <laughs> Bakın. Şurası. Fiyatı short alacağımız yer burasıydı. Fiyatın ondan sonra yaptığı harekete bakın. Niye buradan short almadık mesela? Ben bak çünkü biliyorum fiyatın ne kadar price actionı güzel olursa olsun, ne kadar utkunun şu an grafikten midesi bulanıyor olursa olsun, Fiyatı şurada bir market yapısı <laughs> değişimi geldi mi? Geldi. Normalde ne diyorum? Market yapısı değişikliği gelince dalmamız lazım. Yok işte. Bak burada bir kere daha kırmış. Ama fiyatın burada karar vermesini, fiyatın aşağı doğru gideceğini mesela bakın burada de şunu diyorum ya mesela bakın burası alıcılı olabilecek bir bölge değil mi? Fiyat buraya gelmiş, uğramış yani. Fiyatın ben nereden bileceğim buradaki likidite eksikliğinden dolayı bakın bunları alıp şuradaki alışıl alıcılı bölgeye gelip buradan uzamayacağı. Ben bunu nereden bileceğim? işte ya buranın ihlal edilmesini bekleyeceğim. Bunun altında bir kapanışlar göreceğim, göreceğim. Ya da Diyeceğim ki bundan sonra tekrar fiyatın buradan kırılım yaptığını akabinde ben bu alandan gireceğim diyeceğim. Ya bunlar önemli pointler. Çünkü biz hiçbir zaman fiyatın neresinin alıcılı, neresinin alıcılı olmayacağını bilemeyiz. Sadece varsayımlar üzerine konuşuyoruz. Bakın aynı bölge fiyatın daha önceden yine şu bölgenin bize yani buradaki FTR'ın bize satıcılı olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın fiyatın bu sefer döndüğü yere bakın. Anladınız mı? Hani main point aslında burada fiyattaki alıcıları ve satıcıları keşfedebilmek. Yoksa ben şu şarta baktığım zaman çok net değil mi her şey? Bakın şurası inanılmaz bir likitte kaynağı. Haberle gelmiş. Çok bariz yani. Bir fiyatlama var. Direkt 60 fiyatı yani. E buranın likiditesi çok tatlıdır. Buranın imbalansından bir şey bekleyemezsiniz. Fiyatı buraya kadar şortlamak istersiniz. Lakin makroda yaptığı hareket şudur. Görüyor musunuz? Yani fiyat hiçbir şekilde bir iş bir şey yapmamıştır yani. Bunların hepsi likit de odaklıdır. O yüzden dediğim gibi hani retrace bölgelerinizde bile olsa fiyat yani şu bile olmuş olsa buradan ote çekseniz bile fiyatın sizin POI yani ilgilendiğiniz point of interest bölgelerinde her zaman ama her zaman bir reversal emaresi vermesi gerektiğini unutmayın. Yoksa patlama ihtimalimiz çok yüksek oluyor. İyi ki buna girmemişiz. Mesela hatta şurası fliplendikten sonra long girelim demiştim. O da mümkün olmamış. Yapacak bir şey yok. Power of interest. <laughs> Aynen. Bot altın. Hmm. Şimdi öncelikle burada gap olmasının şeyi şundan kaynaklı su ee, PYTH denilen bir yerden bakıyorsun. Orasının ne olduğuna dair bir fikrim yok. Benim önerim o andadır veya FXCM'dir. Ee, Bugün tek yayına yok yok ders yapacağız da ben çok lafı uzattım özür dilerim. En son şunu söyleyeyim. Ee, borsa faktörünü de devreye sokman gerekiyor. Bazen yoksa bu tarz şekilde gap'ler oluşabiliyor. Ee, ama gördüğüm kadarıyla kanal bakıyorsun. Ee, ben birazcık da price action bakmanı isterdim. Ee, varsa yine bir price action'la çizdiğim bir grafik. Yani bizim en azından market yapısı vesaire Order bloklar veya başka şeyler şu ana kadar öğrendiğim şeylerle baktığım bir grafik. Sözünü gene almış olayım. Ondan sonra da derse geçeyim. Şimdi neydi bugün bizimki konumuz? Ee, o da kayıt ediyor tamam. Bugün ne işleyeceğiz? PD zonlardan bahsedeceğiz. Şimdi PD zon ne demek? Biz bu PD zonları niye kullanıyoruz? Bizim için önemi nedir? Şimdi bizim geçen haftaki bütün derslerimiz neyle alakalıydı? Fibonacci tool'ları ile alakalıydı değil mi? Bunların arasında bu retracement'lar vardı. Extension, inversion vardı. Ve optimal trade entry bölgeleri vardı. Bir de şu trend temelli Fibonacci'yi kullanıp buradaki extension hareketlerini SR Flip gözüyle baktığımız bir çalışma yapmıştık geçen hafta. Şimdi bu haftada yine Fibonacci tool'umuzu kullanacağız. Peki bu neden ibaret olacak? Nasıl bakacağız? Bunu da olaya daha farklı bir biçimde bakacağız. Bunda Premium Discount Tool olarak bakacağız. Nasıl? Şu. Öncelikle ayarlarını göstermeyle başlayayım. Şu. 0, 0.25, 0.5, 0.75 ve 1. Yani bizim için sadece e, 0 ile 1 yani bir swing arası. Çünkü biz ne diyoruz her zaman? Yani bizim 0 ile arası her zaman bir harekettir, bir dalgadır. Değil mi? Ve biz burada bu dalgayı niye kullanıyoruz? Biz fib'leri niye kullanıyoruz? Bir structure'ın önceden e, nasıl olabileceğini tahmin etmek için çünkü hatırlayalım structure neyden oluşurdu? Şuydu. Bizim bir structure dediğimiz olay buydu. E ben buradan bunu şunu çektiğim zaman buradaki swing hareketten yola çıkarak total structure'ı oluşturmaya çalışıyorum. Yani buradaki düzeltmenin nereye gelebileceğini tahmin etmeye çalışıyorum. Değil mi? Ayarladı 0.25 5 75 diye gidiyor. 4'e bölüyoruz. Peki benim bu böldüğüm 4 ne anlama geliyor? Ne işe yarıyor? Fiyat burada <laughs> çok ucuz. Şöyle 4'e bölelim. Yok burayı pahalı olarak mı değerlendirsem? Aynen burayı pahalı olarak değerlendireyim. Pahalı. Çok pahalı. kafa karışıklığı olmasın diye gösterdim. Ucuz. Çok ucuz. Evet. Şimdi peki bunlar bizim için ne anlama geliyor? Şunu da karşıt yapacağım. Renkleri de size bir o kadar anlamlı gelsin diye. Şimdi pahalı olan kısımları görüyoruz. Bir de ucuz olan kısımları görüyoruz. Peki bizim için bunlar ne anlama geliyor? Bir kere dersin adından anlayacağımız üzere. Biz ne inceliyoruz? PD zone yani premium ve discount zonlar. Ucuzluk ve pahalılık. Bunları neye göre çıkıyoruz? Artık FIP tool'unu nasıl kullanmayı bildiğinizi varsayarak bilmeniz gerekiyor. Ne diyorum? Ben burada bir swing hareketi olduğunu düşünüyorum. Değil mi? Ben burada fiyatın bir swing hareketi yaptığını düşünüyorum. Bu benim bir swing hareketim. Akabinde bir düzeltme hareketi gelecek. Ve düzeltme hareketinin nereye gelmesini bekliyorum? Şey, Retrace'ler, onlar, bunlar, şunlar. Peki bunu premium tool'u ile kullanırsam nasıl bir sonuç elde ederim? Ben bir ürünü, bakın şöyle düşünün. Her zaman bir tüccar olduğunuz zaman bir ürünü nasıl alıp satmak istersiniz? Zaten iki seçenek olabilir. Ya ucuza aldığınız bir şeyi pahalıdan satmak istersiniz, ya da e, ne yaparsınız, Shortlarsınız. onu nasıl bir örnek verilir? Pahalıdan satarsınız bir ürünü. Yani şöyle düşünün. Nasıl olduğunu düşünün biliyor musunuz? Ee, sizin elinizde bir tane malzeme var. Ve bu malzeme ne ifade ediyor size? Piyasada bir anda tükenmiş oluyor. Mesela bir ara ne vardı? Stokçuluk yapıyorlardı değil mi? Havuç mu patates mi ne yapıyorlar? Ses kesilmesi var mı bu arada? Bir tek Murat'ta mı kesiliyor yoksa? Onu bir kontrolü alabilir miyim? Murat sadece senle alakalıymış. Ee, internetten olabilir. Şimdi patatesleri ne yapıyorlardı? Bir ara çok fazla pahalanmıştı değil mi? Neden? Çünkü hepsi arz-talep meselesi üzerine. Neden? Talep var ama arz yok. Yani satıcı yok. Elimizde fazla üründen yok. O zaman şöyle düşünün. Şimdi siz tüccarsınız ve patates sattığınızı düşünün. Hani ülke gündeminden dışarı çıkalım ve e, normalde patatesin az bulunduğunu varsayalım. Ne yapıyorsunuz? Kar elde etmek için. Elinizdeki ürünü Pahalıdan satıyorsunuz. Olması gereken fiyatın üzerindeyse siz o fiyatı satıyorsunuz değil mi? Akabinde alırken de ucuza almış oluyorsunuz. Yani nedir? Şimdi bir patatesden yola çıkın. Bir patates sizin elinizde olması gereken ürün. Şimdi siz bu fiyatı 20 lirayken satıp 12 lirayken alırsanız elinizdeki ürün adedi değişmez. Benim bir patatesim vardı 20 liradan sattım akabinde elde ettiğim 20 lirayla gittim farklı bir yerden bir patatesi veya farklı bir zamanda bir patatesi 12 liradan almış oldum. Ne oldu? 8 lira benim cebime kaldı mı? Kaldı. İşte premium discount bölgelerinin özeti aslında budur. Biz birer tüccarız tamam mı? Ve biz ürünleri pahalıyken pahalı bölgelerden satmaya çalışırız. Ucuz kendi ucuz bölgelerden almaya çalışırız. Aynısının tam tersi örneğini düşünün. Siz 12 liradan Tamam Cebinizde 12 lira var. Tam 12 lira. Diyorsunuz ki patates alacağım. Fiyat bakıyorsunuz fiyata. Fiyatı da 12 lira ve siz fiyatın artacağını düşünüyorsunuz. 12 liradan aldınız. Artık cebinizde kaç para var? Sıfır. Değil mi? Ama neyiniz var? Bir adet patatesiniz var. Akabinde bunun fiyatı 20 lira olduğu zaman satıyorsunuz. Artık elinizde ne kadar patates var? 0. En başta ne kadar vardı? Sıfır. Tamam. Ama 20 liranız var artık. En başta 12 liranız vardı ve 8 lira kar elde ettiniz. Bu kadar. Yani Geldim şimdi bunun finansal piyasalardaki karşılığına tabii ki tüccar olarak baktığımız zaman ben bir ürünü yükseldiği zaman eğer almak istiyorsam ne yapmak istemem lazım? Gidip retail traderlar gibi FOMO'ya kapalanıp kapılıp pahalı bölgelerden almamaya çalışmam lazım. Yani nedir demek istediğim bu? 0.5 bölgesinin altı benim için ucuz 0.5 üstü pahalı ise ben premium discount'a göre her zaman 0.5'in altından ürünü almam gerekir düzeltmelerde. Bunun tam tersi senaryoya baktığım zamansa fiyat şöyle bir bir iş hareketini gerçekleştirdikten sonra bakın getirdiğim 1 ve sıfır bir swing hareketi tamamladıktan sonra ben bu ürünü satacaksam eğer nereden satmam lazım? Ucuzken mi pahalıyken mi? Tabii ki pahalıyken. İşte bakın burada da bu 0.5'in üzerine çıktığı zaman fiyat her daim pahalı olur ve siz bunu satmak istersiniz. Akabinde nereye kadar? Ucuz bölgelere kadar. Veya structure'ın devam edeceğini bildiğiniz için de tabii ki yani bunun break of structure'ına kadar sat elinizde tutup e, pozisyonunuzu elinizde tutup akabinde ucuzdan da emrinizi verip kar elde etmeniz beklenir sizden. Şimdi burada sorulması gereken bir soru var. Geçen haftaki bildiklerinizi düşünerekten bana o sorulması gereken soruyu sorun. Varsa cevabınız cevabıyla beraber de yazabilirsiniz. Hadi lütfen biraz düşünün. Ya yani geçen hafta neler işledik? Retracement'ları işledik, otelleri işledik, extension'ları işledik. Ama ben şu an pre e premium discountları anlatıyorum ve aralarında bir fark var. Aslında aynı şeyi yapıyoruz ama farklı türde yapıyoruz. Yani sol kulağımı birinde sol kulağı elimle tutuyordum, diğerinde sağ elimle tutuyorum. Girişlerimizi nerede yapmalıyız? Fiyatı. Güzel, güzel bir nokta. Kriptoda bazı önemleri çalışmıyor, FX'de çok güzel çalışıyor bence. Evet, bu farklı bir yorum olabilir. Doğru. Olabilir yani bu. Ben ama katılmıyorum yani. Kripto da genel olarak katılır. Heh. Mesela bak çok güzel. Momentum mumlarda 0.236, 0.382 bekleriz. Üstü gelmez. Şimdi bu ne demek? Şimdi normalde biz bir fiyatı satış örneğinden örnek vereyim. Normalde fiyatı şu tarz bir hareket yaptığı zaman ne bekleriz? Fiyatı şu şekilde tutarız, çekeriz. Akabinde retracement'ı çekeriz ve deriz ki fiyat burada düzeltmesini yaptığı zaman ben 236 ve 382'den girelim. Bakın 236'dan ve 382. Bu ne hangi durumlarda geçerliydi bizim için? Bu tabii ki de bizim için e, momentumlu durumlarda geçerliydi. E ben peki buna aynı duruma e, premium discount uyguladığım zaman neyi görmüş oluyorum? E, fiyatı ben Ucuz bir yerden satmaya kalkıyorum. E bu beni zarara sürükleyebilir mi? Hem de çok ucuz bir bölgeden satmaya çalışıyorum. Zarara sürükleyebilir mi? Evet. İşte buradaki olay aslında birazcık momentumla alakalı. Momentum eğer fazla gördüğünüz yerde ve dalgaların e, momentum bir dakika o cümleyi bitireyim. Momentumu fazla gördüğünüz yerde premium discount olayına birazcık ara vermemiz gerekiyor. Aynı zamanda şimdi şöyle bir olay da var. Premium discount'u iki farklı yerde kullanacağız. Biri biri LTF'de ara dalgalarda yani genellikle o ikinci katman olarak ifade ettiğimiz yerler var ya, ikinci evreler. Genellikle oralarda kullanmayı tercih edin inanılmaz faydasını göreceksiniz ve bununla alakalı size bir trik söyleyeceğim. Bence premium diskantunda tek triği. Yani bunu da benden başka söyleyeni görmedim zaten. Tutarlılığı ee, tutarlılığı %70 oranında bir trikten bahsediyorum. Ekstra konfirma olarak kullanmaya çok uygun. Ama tek başına işlem almak için yeterli değil. Ee, bunun dışında başka ne söyleyeceğim? Ee, bir de bunun dışında ha makro dalgalarda. Özellikle bunu LTF'de ikinci katman dedim. Bir de makro dalgalarda. Yani neyden kast neyi kastediyorum? Mesela makrodan kastım da high time frame'de. 4 saatlik, günlük, 3 günlük, haftalık. Bu tarz periyotlarda, bu tarz zaman dilimlerinde premium discount tool'unu gönül rahatlığıyla ucuz ve pahalı bölgeleri tespit etmek için kullanabilirsiniz. Peki nasıl kullanacağız? Mantığı ne? Aynı normal biz bunu Bitcoin'e vesaire nasıl kullanıyorsak aynı o şekilde şöyle temiz bir chart açayım o zaman size. BTC USD Bitstamp'ten hemen açayım ve görelim. Şimdi mesela 15 dakikalık şöyle günlüğe aldım. Yani bir insanın hiç mi temiz chart olmaz ya? Yani? Evet. Bakalım mesela nedir? Şimdi yukarıdan ağrı başlayalım. Mesela nereden gelsin? Fiyat şu 0.5'e denk geliyor mu? Evet. Mesela. Fiyat bakın bir swing hareket ya da öncelikle şunu sileyim. Bir swing hareketi yaptı, akabinde düzeltme yaptı. Bir swing hareket yaptı ve bunun bittiğini artık görüyoruz. Bakın düzeltmesinin nereye geleceğini tahmin etmenin yollarından biri işte ne dedik? Burada prim, e, premium discount tool'unu kullanmak olacaktır. Bakın fiyatın geldiği yerde günlükte baktığınız zaman buradaki 0.5 bölgesi. Görüyor musunuz? Burasının 0.5 bölgesi bildiğiniz e, nokta atışı olarak çalışır ve sizi ucuz bir bölgeden alır. Yani renkler kafanızı karıştırmasın lütfen. Yani daha light renkler sanki daha ucuzmuş gibi geliyor insana. Hani eğer bu şekilde hissettiriyorsa size hemen şöyle değiştirebilirim renkleri. 0.25'in bakın geldiği yere bakın 0.5 ucuz çok ucuz çok ucuz bir bölgeye gelmemiş çünkü gene bir momentumu var ucuz bir bölgeye gelmiş akabinde yükselişine devam etmiş. Başka türlü bakalım hemen geldim diğer swing harekete. Nadir yani düzeltme dalgası, itki dalgası. Akabinde ne beklerim? Diğer düzeltme dalgasını. Hemen getirdim. Geldim. Bunu bu şekilde koydum. Bakın yine fiyatın döndüğü yere bakın. 0.5. Görüyor musunuz? Yine 05 bölgesi. Yine ucuz bir bölge. <laughs> Neden? Benim bir yerden sesim sekiyor ama nereden sekiyor? Kesildi. Tamam. Neden? Çünkü ne diyordum ki, ha, momentumlu ve e, ucuz bir bölge. Yine bizim için valid bir bölge yani olması gereken bir bölge. Gayet kabul edilebilir. Devam ediyorum. Fiyat yine buradan bakıyorum. Ucuz bir bölgeden sekmesini bekliyorum. Ama bakın, sekmiyor. Fiyat en ucuz bölgeye geliyor. Bakın burada iyi bir fik atıyor. Şöyle bunu 4 saatlik yapayım. Veya 1 saatlik yapayım. Bakın fiyat en ucuz bölgeye geldikten sonra buradan bir bounce veriyor. Ne kadar? %10'luk bir bounce veriyor. Görüyor musunuz? Yine fiyat en ucuz bölgesinden. Hatta şuradan alayım yani. Nereye kadar veriyor? Buradaki pahalı olan bölgeye kadar veriyor. Bakın görüyor musunuz? Yine milimetrik fiyatın pahalı olarak beklediğimiz alana geldi. Burada ve buradan artık satış yedi. E mantık ne? Ben şimdi burada bir swing'i pahalı ve ucuz bir bölgeye hapsettim, değil mi? Ucuz, pahalı bölge. Fiyat pahalıya geldi, hemen reddini yedi. Çok ucuza geldi. Buradan e, güç almaya çalıştı. Lakin artık burada tabi hani dikkat etmeniz gereken şeyler işte market yapısı değişiklikleri, Fibonacci'ler, onlar, bunlar, işte tepe geldiği düşüncesi, makro veriler vesaire vesaire diye gider bu. Ben şu an sadece premium discount olayı üzerinden anlatmaya çalışıyorum. Şunu kapattım, grafiği sıfırladım ve geri geldim şimdi. Nedir? Market yapısını kırıldığını gördüm. Artık benim itki dalgam ne oldu? Farklı bir trend. Yani bir iş bir trend başladığını düşündüğüm için düzeltmenin nereye gelebileceğini tahmin etmeye çalışıyorum. Geldim, en üste getirdim. Yine buraya getirdim fiyatı. Ben artık ne yapacağım? Shortlayacağım. Geldim. Yine baskın renk olayını şu şekilde yapalım. Fiyat bakın. Görüyor musunuz? Pahalı bir bölgeye geldikten sonra düşmeye başladı. Bu kadar. Pahalı bir bölgeye geldi ve düşmeye yine başladı. Tabi de yine burada da aynı şekilde. Swing dalgalara bakalım. Fiyatın yine market yapısına değiştirdiği yerlerden bir tanesi. Değil mi? Burada bir swing var. Fiyat inanılmaz momentumlu. O yüzden 0-5'e gelmiyor. Burada dikkat edeceğiniz üzere zaten. Şunu yaptığımız zaman da gelmiyor. En, en alttaki low'u aldığımız zaman. Çünkü neden? Atıl şuradaki momentum buraya gelmesine engel alıyor. Ki hani burada farklı detaylar da var. Nedir? İşte buradaki breaker'lar var. Ee, şuradaki breaker bölgesi mesela çok tatlı bir bölge. Fiyatın bu bölgeden destekmiş şey olması o yüzden çok da mantıksız değil. Özellikle buluş bir senaryoda. O yüzden ne yapıyorum? Fiyat şimdi burada market yapısını değiştirdi mi? Değiştirdi. Market yapısını burada değiştirdiyse benim yeni swinglerim nasıl? Şu şekilde mi? Bu şekilde. O zaman ne yaptım? Getirdim yine premium discount'u. Bakın fiyatın çok ucuz bir bölgeye geldikten sonra yapmış olduğu harekete bakın. Yine geldi ve yükselmeye devam etti. Peki ben buradan hangi swing alanını tercih etmem gerekiyor? Normalde bunun makrosu şu şekilde temsil edilir. Ama çok da geç kalınmış bir hareket olur. Zaten hani Eylül 2021, Ekim 2021 buradan buraya hani 21 Eylül, 20 Ekim bir ayda harita %66 yükseliyor. Yani günlükte bir swing hareket bile bırakmıyor. Neredeyse her gün yükselen bir yapı mevcut burada. O yüzden burayı hani treni bir kere kaçırdıktan sonra yakalaması zor olur olayıyla karşı karşıya kalıyoruz ve kaçan kaçmış oluyor bu senaryoda. Akabinde ne yapıyoruz? Yine market kırılımının geldiği bir alan. Market kırılımı geldikten sonra bakıyorum yine fiyat nasıl düşmüş? Burada kötü baya kötü düşmüş. Fiyat nasıl düşüyor? CP yaparak düşüyor. Normalde likiditesini alamasını bekler miyiz? Bekleriz. Gelmiş mi premium diskonto? Gelmemiş. Yapacak bir şey. Yok. Front. Front dedik, devam ediyoruz. Akabinde derin bir düşüş, lower low. Bir lower right, tam anlamıyla bir lower low. Gene geldim, bakıyorum. Fiyat bakın nereden dönüyor. İnanılmaz pahalı bölge. Neden? Çünkü momentum buna müsait. Fiyat buluş, bir hareket yapma eğilimine geçmiş. Fiyat, işte bakın nasıl kullanacağım bunu. Ekstra konfirme. Ben şimdi bunu aldım. Bunu bu şekilde getiriyorum. Diyorum ki inanılmaz pahalı bir bölge dedim. Mesela buraya çekiyorum. Burası işte pahalı bir bölge dedim. Burası da sonu değil mi? Artık buna ihtiyacım kalmıyor bir yerden sonra. Diyebiliyorum ki mesela burada ne var? Burası bir FTR yapı değil mi? Çek bunu. Başka ne var? Burada bir breaker var değil mi? Çek. Başka ne var? Bakabileceğimiz. Şöyle 3 günlüğe geçelim mesela. Emre abi soru sormayacaksan mikrofonu kapatma imkanım var mı acaba? Teşekkür ederim. Başka ne var? Bodily kitlesi var. Başka ne var? Burada BPR dediğimiz kavram var. Değil mi? Bak bir sürü şey var. Bakın. Gelişlere bakın. Hep ortak bir noktalar var burada. Kesişim bölgeleri var. Bir burası. İki şu alan. Bir tane şuradaki alan tabii. Ama en mutlak olan bölge şu alan. Şuradaki çizdiğim yer. E ben geldim. Benim en en pahalı olan bölgenin burası olduğunu biliyorum. Şimdi ne olmuş oldu? İki tane benim Confluence 50 eden unsurum var. Bir çok pahalı bölge. Bir tane buradaki Breaker, BPR vesaire chart birleştiği bölge var. Değil mi? O zaman ben şunu şundan eminim bir kere. Ayrıca bu şu düşen mum formasyonudur. Yükselen yapı Doji ve Engulf Boom gelir. O yüzden bu yapı direkt kendi kendine de e, bir düşüş senaryosu içertir. Bunu gördük. Ne yapacağız? Bunu gördük ne yapacağız? Çok güzel soru. Şimdi işte burada dadanın kuyruğunun koptuğu yerler buralar oluyor. Neden? Çünkü kararsızlık evresi başlıyor bir yerde. Ya bir kere bir premium discount bölgem var. Değil mi? Hani bundan eminiz. E ben ama peki pahalı bölgeden mi satacağım? Yoksa burada beklediğim işte imbalans var, breaker var. Buralara kadar bekleyeceğim mi? Beklemeyeceğim mi? Bekleyeceğim Beklemeyeceğim Ne yapacağım? İşte şunu yapacağız. Verecek mi? Bir saati verdi zaman dilimini küçülteceğiz ve artık bu alanda fiyatın zayıflamasını bekleyeceğiz. Bakın bu alanda fiyatın zayıflamasını bekleyeceğiz. Ben bir kere şu hareketi gördüm mü? Bakın fiyata şurayı puşlatan yapı artık benim burada destek olarak çalışmadığını gördüm mü? Gördüm. Hani size altını anlatırken gerçekleşen olay. Gördüm mü? Gördüm. Akabinde bakın reversal emarelerinin başlarında başka ne gelir demişim? SFB gelir demişim şu alandan herhangi bir sonuç çıkarılamasa bile şu SFP'yi gördünüz. Şu SFP'yi gördünüz. Hani orada bahsetmiştim SFP'nin ne olduğundan. Hani, lakin SFP dediğimiz şey budur yine. Onu da söylemiş olayım. Yine, yine söylemiş olayım. Dersi işlenecek ama yine. Akabinde başka ne biliyoruz? Burada artık Cosimodo seviyesi olduğunu biliyoruz. Buranın low'u geçildikten sonra. E artık ben şunu söyleyebiliyor muyum? Bak buradaki şu alana Buradaki yani bir dağıtım şaması var burada. Buraya bir rites geldi mi? Geldi. Değil mi? Geldi. Başka? SFB. Yani benim güzel reversal belirtilerimden biri gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Fiyat burada kozimodo seviyesine geldi mi? Geldi. Benim peki setup'ım nasıl olacak? Artık buradan direkt ya limit order atılacak şu şekilde limit order atılacak ya da buradan daha farklı yapılabilen ne olur? Burada geçemediğimiz şu an 3-5 1 dakikaları geçersiniz ve tam buradaki Quasimodo seviyesinde ne, ne ararsınız? Gene bir geri dönüş emaresi ararsınız. Şuranın kırılmış olması bile size Fibonacci'de bakın şuradaki düşüşün momentumundan kaynaklı olarak 236'dan girme imkanı tanır. 236'dan girme imkanı sanır. Bakın neredeyse 382'ye kadar bile çıkmış. E bakın bu da hangi bölgeye denk geliyor? Yine ileride göreceğiniz. Burayı likitesini aldıran Momentum. Şöyle konsolde bir bölge var. Yine bir breaker bölgesi. Seçtim breaker'ımı. 236'ımı seçtim. Nereye koyacağım? Momentum'dan kaynaklı olarak fiyatın ben tekrar buradaki imbalansı onarmayacağını düşünüyorum. Veya hiç riske etmek istemem. Buranın üzerine koyarım. Ama yine de bu yani genellikle bu imbalans hiçbir zaman onarılmaz. Sadece e, stop daha uzak olursa daha az stresli hissederim diye bu swimming pozu taşırken kendimi daha memnun hissederim. Bazen psikolojide rahatlatmanın şeyleri oluyor. Akabinde bakın fiyatı bundan sonra nereye kadar taşırsınız? Zaten bak bir saatlik değil mi? Tekrar günlüğe geldim. Aldığım pozisyonu günlüğe kadar çevirdim. Bakın pozisyonu Buradan nereye kadar? E ben bir iş olduğunu biliyorum zaten. E bir iş olduğunu bildikten sonra ben bunu buraya kadar getirdiğimde bakın kaç ar yapmış oldum. 35 ar. Anlatabiliyor muyum? 35 ar. tabii ki yani bunu siz pozisyon taşımaya devam ettiğiniz takdirde bu gider de gider yani. 87 ağırlara kadar 80 ağırlara kadar gider. Artık bu pozisyonu kapayıp kapamamak tamamen sizin elinizde olan <laughs> yılı kapatırım 80 ara. Yani bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Çünkü hani pozisyonu aldığınız zamandan itibaren kaç? 158 gün. Yani 5 ay gibi bir süre geçmiş oluyor. Pozisyonunuzu bu kadar taşıyacaksanız taşımak tabii ki yani dediğim gibi sizin kararınız. Evet. Yani premium discount tool'ları makroda bu şekilde değerlendirebiliriz. Makrodaki görünüm bu şekilde. Bakın gelin devamında gene bakmaya devam edelim. Fiyat momentumlu yine düşüyor. Buradan yine bir şey bekleyemeyiz. Gene momentumlu düşüyor. Gene bir şey bekleyemeyiz. Lakin ben fiyatın burada artık bir hareket yapmaya başladığını görüyorum. Şimdi buradaki hareketi gördüğüm için Yine ben bunu değerlendirebilirim. Nasıl bakın geldim bunu buradan geldim. Buradaki savingden geldim. Buraya kadar çektim. Premium diskantımı aldım. Bakın fiyatın döndüğü yere bakın. Şaka gibi değil mi? Fiyat direkt pahalı bölgeye ıkınarak çıkıyor. Bir likidite bırakıyor. Akabinde düşüyor. Anlaşılmayan bir şey var mı şimdiye kadar? Yani hocam benim anladığım, dersi geç kaldım da. Ya benim anladığım ağır, böyle bir iş, order flow mu diyeyim artık. Flow halindeki fiyatın çok da öyle 75'ini falan beklemiyoruz. Tabii ki. Yani aynen. İmbalanslarını, yukarıdakileri, şeyleri hani 0.5 ağır bir senaryoda gayet makul bir yer gibi algıladım ben. Evet ya zaten bunu retracement'tan hatırlayacağım üzere mesela nedir yani retracement'taki olay? Yani burada da 05 yine var. Hani ne diyorduk? Hani momentum olmasa gene burası da beklenir. 618 de beklenir. Hani bu mesela şu tool buna göre daha gelişmiş yorum yapma açısından. Lakin bunun yorumu daha farklı. Hani bunun ikisinde Ara, ikisi arasındaki en büyük fark o. Fiyat artık diyorsun ki zaten retracement için de aynı şeyi söyleyebilirsin. Hani 236'nın bir tık üstü şeydir. 25'tir. Ucuz. Pahalı. Çok pahalı. Bu da çok ucuz. Hani bu yorumu eğer retracement'a da yapabiliyorsanız bu tool'u çekmenize gerek yok. Hani onu söyleyeyim yani. ...bu tool'u çekmenize gerek yok. Lakin... ...farklı bir yorum yapmak için... ...yani pahalı ucuzluk bölgesi olarak... ...değerlendirmek istiyorsanız eğer ki... ...mesela bir tüccarın... Yani ...hayattaki en basit şey yani değil mi? Bir tüccarın yaptığı en basit olay... Pahalıdan, ...pahalıdan sat, ucuzdan al, ucuzdan al, pahalıdan sat. Sırf bunu yaparak bile... ...para kazanabiliyoruz. Hani bunu söylemek istiyorum. Premium discount olayını kullanarak bile... ...çok rahat para kazanılıyor. Nedir mesela? Yani şuradaki swing hareket. Değil mi? Bak... Yine Emre abi senin dediğin gibi burada herhangi bir e, güç var mı? Yok. Mom aşırı bir iş bir momentum düşüş. O yüzden ben bunu buradan buraya çektiğim zaman asla. Bakın retrace vatı 236'yı görürüm. Ama ben burada şunu çektiğim zaman PD'de ben hiçbir şeyini göremem burada fiyatın Doğru mudur? Doğru. Değil mi? Bakın. tutmamış Kötü oldu. Neyse e, ee, göremem. Ama ben bunu makroda direkt şunu bir dalga olarak yayınlayıp bunu buradan devam edeceğini öngörüp öngörmekten kastım yani buradaki hareketi tek bir swing olarak düşünüp akabinde retrace'ını bekliyorsam buradaki momentumun gelişinin göz önünde bulundurarak tek 0.5'ler bakın artık benim emrime amade oluyor. Bundan sonrası zaten hani Şuralar nedir yani? İşte burası left shoulder'dır zaten. Buralarda hani aramak lazım. Left shoulder burası. Buradan işleme nasıl gelir? Bakın gene pahalı ucuzluk çekerseniz. fiyatın pahalı alana girdiğini görürsünüz. Left shoulder'ın burada olduğunu görürsünüz. E ben bir de buna optimal trade entry e bakayım dersiniz. Şöyle şunu çekerseniz. Sade ote diyeyim ben. 75'i görürsünüz. 705'i mesela. 62'yi görürsünüz. E artık buralarda bir... Geri dönüş aramaya başlarsınız. Özellikle hangi alanlarda mesela bakın 75, paha en pahalı bölge, left shoulder Kozimoda bölgesi ve buradaki ote 705 bölgesi. Sizin şu kutunuz yani burada bir sizin kutunuz olur. Ve ki ben buradan short bakacağım. Yani bir tüccar olarak mesela yapabileceğiniz en basit buradaki senaryo nedir? Bakın hani hiç LTF, Chuck, girmeye gerek yok. Bu kutudan beklersiniz ya. Atın şu yapmış ki mesela son haya atın. Price section hani varsa varsayarsak oraların zaten satıcı olduğunu düşünüp direkt buraya da atabiliriz. Nerede satacağız? Ucuzun likiditesinde. Bak 2 ar. Fazla bir şey değil. Ama bunu siz 1 milyon olduğunu düşünün. Aranızın. 2 ar bitti gitti zaten. Hani bu tüccarlardan kalsam hani bunun market maker'lar vesaireler veya büyük trader'lar nasıl işlemler alıyor? İşte böyle işte 1 arlık 2 arlık alıyor zaten. Şu güncel bitcoin grafiğinde düzeltme dipten tepeyi 0.5 seviyesinden tepki aldı. Bunu olumlu olarak mı görmeliyiz? LTF'de mi HTF'de mi daha iyi çalışıyor bu PD zone. Şimdi oraya geleceğim bozuk. E, HTF'de çok iyi çalışıyor gördüğün üzere zaten. Yani full HTF üzerinden gittik farkındaysan. Hani bak bunu daha farklı nasıl gösterebilirim? Fiyat burada likitte aldı değil mi? Bak fiyat burada likitteyi aldı. Buradan buraya bir hareket yaptı. Bu arada limp geleceğim hani senin sorunla da geçmedim. Bak PD zone'u çektim. Bak fiyat gene pahalı bir ucuz bir bölgeden buradan ucuz bir bölgeden harekete geçti. Sorunda cevap sordum sorunda. Evet. Evet. Bak burada direkt mesela bir OB var değil mi? Yani çok basic. Bullish hareket akabinde devam. Bitti. Şimdi bu hareketin tamamının 0.5'ine denk geldiğini söyledi. Ee, bakalım Nasıl oldumuş o? Şimdi bu hareketi tamamı bir kere buradan başlıyor. Neden? Hareket şu yani. Ben ama şeyi anlamadım. Bu hareketi sen nasıl ele aldın Limpit? Sen ben e, bir kendi grafiğini atabilir misin bana? Şu şekilde mi ele aldın? Onu merak ediyorum. Şimdi bunu buradan ele alırsan şimdi şöyle bir şey var. PD zonun en önemli noktalarından biri doğru swing'i seçmektir. Şimdi sen bunu bu şekilde ele alıyorsan demek ki doğru swing seçimi için şöyle bir şey yapman lazım. Şu yorumu yapman gerekiyor. Bir. Demek ki fiyat burada bullish market yapısına evrildi. Burada e, ee, son lobu yaptıran yani şu hareket olduğu için yani şöyle bir hareket gerçekleştiği için ben bunu alış yönünü bütün swing'i aldım dersen doğru. Ama ben bunu normal hani 0-5'e denk getirmek için aldım diyorsan pek de doğru sayılmaz. Neden? Çünkü yani bizim asıl dalgamız burada nasıl ilerliyor? Şu şekilde ilerliyordu. Bir market kırılımı. Düzeltme. Akabinde buradan. Bir, şu şekilde alayım. Hareket. Bakın bu işte iç. Daha demin gördük ya. Hani fırsat vermiyor demiştim. Aynı senaryo. Burada. Inducement. Bir hareket. Akabinde buradan yeni hay. Tabii ki beklentisi gerçekleşiyor. Ya bence buradan yapacağı da muhtemelen hani şöyle bir şey olur. Sonra basarsa devam eder buradan. Bakın yine bir saplay demand olayı. 0.25'in nasıl çalıştı şu alan. E yine yapsa yapsa yani maksimum şöyle bir düşer. Şurada bir şey şu oluşturup fitil atarsa şanslıyız. İyi gaza bastı ya. Bir anda buradan. Vallahi ben korktum, hatta sana da yazdım. Evet, <laughs> onu şimdi gördüm abi. Yok Yazdığım yok hiç önemli değil. Ya burada evet korkutucu bir şekilde, şöyle günlük bakınca bir korkunç yükselmiş. <laughs> ya bir de biz evet. biraz hedefe bakıyoruz ya, yani biraz. Yani tabi burada hedefler artık gittikçe artarak devam ediyor. Özellikle şunun bir market kırılma olduğunu düşünürsek, aman diyeyim yani harbiden aman diyeyimlik oluruz diye düşünüyorum. 45 bin confirm et. Diye tweet atacağım 45 bin geliyor ya. 5'in bin. Yine bir burada supply resistance tarzı bir olay. Ya işte buraları tahmin etmek zor. Burada alıcılı olabileceğini düşündüğümüz bölgeler bakın yine burası. Destek direnç. Bakın destek yine. Ama buranın likiditesi artık aktif. Buranın likiditesi aktif olduğu için fiyatı şu hareketi yapıp bir aşağıdaki bölgeden dönmesi gayet normal yani. Ben fiyatın birazcık daha oturmasını beklemiştim. Daha bir konsolide alan bekliyordum. Yıpratım aşaması için ama bu ani bir atak gerçekleşti. Bence bunun şöyle bir alakası var. Amerika bir anda bir paket açıkladı. Hani bankalara hmm. yardım paketi diye. Muhtemelen onun fiyatlaması geldi evet. ama evet. 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 bu kadar evet. hızlı gel bu kadar hızlı gelmesini ben beklemiyordum. Bir de faiz beklentisi 50'den 0'a hmm. mı ne düşmüş? Yani inanılmaz haberler ardarda arda geldi. Yani asla böyle bir fa, ne bir fad yaşandı ne bir şey yaşanmadı. Bilmiyorum yani. Hocam biz bu hani e, ikinci katman diye bakıyoruz ya e, hani market etmesine. Evet. Ya bu ikinci katmanda e, hay yaptıran eee swing lobunu kırmış yani. Hay yaptıran lobu kırmış ya. Tam sol. şurada yok yok Bir ortası. Bir yan taraf. Şu. Yan. Evet. Aha. Aha. İşte burası inducement olarak geçiyor artık. Ha ya yaptırdığı için okey. Ama Yap, bu işte... yaptırdığı için değil de likitte fiyatın ihtiyaç duyduğu için mi retrace'inin düşük kaldığı için. Neden düşük kaldı? bu alanlar hep mesela boş yani görüyor musunuz? Buraya hiçbir retrace yok şu alanlara. Ya da bu alanlara hiç şey yok. Şu an yaptı işte mesela o hareketi. Şu an bu şuraların temizlik hareketini yaptı. Likitte temizlik hareketini. Onu en son ders göreceğiz inducement'ı. Ee, ve hani bu alanda hı hı. mesela swing'i gerçekten buradan buraya çekmemiz gerekiyorsa ki buranın sırf likitte salındı diye ben burayı market yapısı değişimi olarak taymak istemiyorum. İçime sinmiyor çünkü. Yani hı hı. Bir, bir buçuk yıldır ben Ay. şöyle bir fitili MSB olarak saymadım. Ama buraya baktığımızda burada da aynı senaryo olmuştu. Burayı MSB saymamız gerekiyordu ve gene saymamıştım. Yani aynı hatayı ikinci kez mi yapacağım bilmiyorum ama Dediğim gibi pek içime sinmiyor ama buraya MSB olursa cidden Cem'in dediği gibi yani buradan cidden çok daha yukarılara gideriz yani. Şuralar falan kesinlikle. hafif kalır diye düşünüyorum. Evet abi bir iki günde öyle bir mum attıysa kesinlikle bu arada ya. Abi bir de şu bankaları kurtarmak için falan o faizi düşürecekler de Dx'ye muhtemelen yerle bir olacak gibi. Ben, ben olacak yani. zaten zaten kesinlikle bir de faiz arttırımını kesip düşürme kısmına falan geçebilirler mi bilmiyorum enflasyon varken ama zaten bir şekilde o para çıkacak gibi sanki ya. Hocam dolardan. bu, bu confirm ya burası zaten. Yani fena yani bence ilk target burası. ya yani burada ben... da gene market structure devam ediyor. Ne, hani hep ilk ton kale lower high'in değil mi? Alçak işte, <laughs> lower high'in likitdesi yani. Son kale. Zaten... Bu şey var bir daha bak bunu. Weekly'de bir supply şey demand zone vardı bu de. Şu an o 105'e çıkarak hem o sen çizdiğin likitleri aldı hem mı? De o, evet haftalıkta hem de o demand zone'a bir test verdi. Neresi demand zone? Ya şu soldaki şurada şey, var ya. Yok onun bir üstünde swing var ya. Oradaki mumlar böyle çok yakın ya birbirine. Oh. Bir üstü bir üstü. Bu. Oh. Aynen. O, o mumların body'sini alıp ben dement demiştim. Zaten oradan bir tepki aldı düşerken. Sonra altına kırdı. Satış olarak gitmiş. çalışmaya devam Biraz, ediyor. Aynen. E, evet, aynen. Evet. Ya yani 109 beklentisi var ya herkes teri test için. Aha. İşte Yok ki artık o bence. <gülüyor> evet. <gülüyor> bence de yok ya. Artık şey yok diyeyim. yani. Devam fazı gibi. bir Şey neydi o? Condition aynı. 99'lar falan belki yine bir sekme geri olabilir. Ya buralar 99. mesela altın grafikleri falan falandı canım. Baksana yani benim altın grafiğim mesela artık yani şunun buraya gelmiş olması gerekiyordu mesela altının çıkması için. Ya şöyle bir hareket yapması gerekiyordu. Buradan da değil. Hani direkt şuradan gelecekti. Buradan sonra tekrar yoluna devam edecekse bu şekilde yapacaktı. Ama bir anda Amerika'ya bir olay girdi mesela. Haberin etkilemesi de bu şekilde oluyor. Ben Normalde haberin fiyatı etkilediğini pek düşünmem. E, fiyattan dolayı haber çıkar diye hep düşünürüm. Hepsi bir bağlantılı birbirleri diye düşünüyorum. Haftalıkta mesela buradan yükselmesi için bir sebep yok ama ben gücünün düştüğünü düşünmüştüm. Ya böyle bir haber de zaten yanında bal oldu yani. O yüzden direkt yaptı hareketini ve gitti. Hocam bizim yeni low 6 ay sonrasına kaldı galiba. <laughs> ya bizim... Spotları alamadık. Yeni lob vardı ya, o yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Gibi bir şey oldu yani. Unexpected ya, oldu ya. Aa, öyle. Zaten için, boğa öyle bir şey ama yani. Spot için bir tık şeydi zaten ya. Verdi aslında. İki kez fırsat verdi. Bakın bu bu Swing'in otesinden dönüyor şu son dönüş. Diğeri de çok güzel bir yarı test vermişti. Orası da tabii %20-30 falan verdi zaten. Evet. Şundan bahsediyorsun muhtemelen. Ya burada da zaten dediğim gibi bak zaten aşırı ucuz bir alandan dönüyor fiyat. Yani. Ya bunlar o... hep premium discountlar zaten bu tarz yapılarda çok fazla çalışıyor ya. Bunları daha da söylemiştim ya. Ya bunun bir, likiditesi var. Onu da birazdan anlatacağım zaten. Hani bunun dışında bu premium discount olayları ve OT olayları göz açıcı oluyor yani. Çünkü bir kere evet. şu treni kaçırınca ka yakalayamıyorsun yani. Şunu bir kere de evet. kaçırdın mı? Bunu yakalamak çok zor. Bir de ondan emin olamıyorsun ki. Biz o Bernardo stop oldum mesela onun altında 17 400 müydü, 300 müydü? Ya mesela hani şurası abi onu hatırlatma, Hayır, yani. abi. Şortu <gülüyor> hatırlatma <gülüyor> ya. Short'lar hatırlatma ya. 3 400 müydü 17? Abi bu short bizim <laughs> öldüren short. O gün ne kötü olmuştuk evet. ya. Tam şu 9 Ocak, 10 olacak değil mi? Değil mi? Alayım balansı, düş aşağı pıt pıt. enflasyon düşüremedik bir ortamda faiz düşürüşü işler daha da kötüleşmeyecek mi? Ben zaten yani konu oysa eğer inanılmaz kötü bir politika işleniyor. Mahvolduk yani. Eğer bunu buna gireceksek mahvolduk. Ben şu an LTF'de son olarak premium discount'u gösterip akabinde bunları konuşmayı tercih ederim. Çünkü ya bu konuda konuşacak çok makroekonomik yorumlar vardır. Yani sizinkileri de dinlemek isterim bu konuda. Bilmiyorum bence burada 3-5 trade atmak şu an dünyanın geleceğinden daha önemsiz geliyor bana açıkçası. O da niye diye soracak olursa. Ya e, tabii ki mecburuz bunu yapmaya ki para biriktirelim bir yerde bu ekonomiye karşılık ama. Ya bence çok kötü şeyler gelecek gibi duruyor ya. Özellikle şu son olaylardan sonra 2008 2008'den sonra 23 Rusya Ukrayna vesaire derken baya bir sıkıntılı durumlara giriyoruz gibi düşünüyorum. Neyse. Şimdi şu LTF bana herhangi bir grafik söyleyin ve oradan sizin istediğiniz gibi bakalım. Tamam mı? Ben normal kendi Bitcoin ve Ethereum sebebini de geçtim. Bana bir tane pair söyleyin. Parite söyleyin. Ben oradan bakmaya başlayayım. FTM Bunu mesela LTF'de Bakalım FTM'deki <laughs> gizli hedeflerimiz belli oldu Cem <laughs> FTM, Ftm, Ftm lobis ayakta FTM Ftm lobis ayakta Bir anda hepimizin girip FTM'yi %25 kaldırmamız yok mu? Müdahale Buralara bir şey yapalım ya FTM'yi size gösterecektim zaten de iyi oldu. Neyse şöyle bir tane çekelim mesela. Nereden çekelim? Şuradan bir yerden çekelim. 15 dakikaya inelim. Fiyatta da bakalım. İstediğim tarzda mesela. Ya şimdi şunlar klasik örnekler zaten. Bakın bunu gör, görüyorsunuzdur. Anlatabiliyor muyum? Nedir? Bakın fiyatın yine 0.75'e burada noktasal değmeye çalışması. Yani şunu şöyle azıcık daha dibine getirsem lovuna getirmeye çalışsam. Olmadı. Tutmadı. Hani gene de çok pahalı bir bölgeye giriş yapmaya çalışmış. Buralar optimal trade entry bölgeleri zaten. Ee, akabinde fiyat işte market yapısı değişimleri vesaireler vesaireler fiyat buradan düşmeye devam ediyor. Benim size göstermek istediğim daha farklı bir şey var. O da neyle alakalı? Şimdi örneğini görebilirsem göstereceğim. Göremezsem e, Ethereum tarafında olan örneklere geçeceğim. Bir 15 dakikaya şurada alıp bu yapıyı görene kadar bakmam lazım. Yapıyla karşılaştığın zaman çünkü anlayacaksınız zaten ne demek istediğimi. böyle bakıyorum. Göz gezdiriyorum. Eğer bulamazsam Ethereum'da bir tane göstereceğim. Akabinde gerisini de IndieSum'un tarafından anlatacağım. Çünkü tamamen birbirleriyle alakalı bir durum. Ee, bizim için önemli olan şu an bunun yorumunu yapabilmek. Mesela hani gene başka bir yorum göstereyim mesela. Fiyatın gene bir iş devam ettiği bir senaryo değil mi? Bakın. Şu makro çizgiyse eğer geldim şuradan mesela devam ettim. Bakın fiyatın yine reddediği bölge. Görüyor musunuz? Şu birinci katmandaki olayı, bakın şuraya getirdim. Bu da ikinci katmandaki. Bu sefer de en pahalı bölgeden dönüyor. Hani görüyor musunuz? Bunu çift katmana ayırıp bu şekilde de bakabilirsiniz yani markete. Nedir olay? Fiyat burada normal bir hareket gerçekleşiyor. Şu an akabinde yeni low yapmasını bekliyoruz, değil mi? Hani şöyle bir hareket gerçekleştirilmiş. Ben bunu iki türlü bakabilirim, İki türlü konfluans diyebilirim. Bir, bir e, buradaki birinci evre dediğim olay. Bak, burada 0.5'ini çizerim bunun. 0.5'ini çizdim. 2. Buradaki iç dalga. Yani buradaki iç dalga nedir? İç dalga burada şudur. Şu hareket değil mi? Buraya getirdim. Bunu 0.75'ini çizdim. Bu iki bölge arası benim için artık baya baya pahalı bölgeler anlamına gelmiş oldu. Ben artık bu bölgelerde bakın nasıl işe yaradığını zaten burada görebilirsiniz. Ben artık bu iki bölge arasında fiyata sürekli pahalı yüzüyle bakmam gerektiğini anlıyorum. Bakın yine fiyatın buradan döndüğü yerde. Fiyat ne yapıyor? Geldi. Şu hareketi yaptı. Bu hareketi yaptı. Ve gene yükseldi. Burası yeni bir low mu? Evet. O zaman benim artık bunu nasıl değiştirmem lazım? Buranın tepesi ve buranın low'u. Şuradaki yeni low'un low'u. Bak fiyat yine pahalı bir alana geldi. Pahalı bir alandan sonra burada henüz bir bana işaret vermemiş. Düşeceğine dair bir retrace. Bakın fiyatın dönebileceği bir bölge. Fiyat döndü. Akabinde ben ne yapacağım? Fiyata market kırılımı geldi. Bir, girebileceğim bir alan. İki, buranın tekrar kırılması, FTR bırakması. Üç, bu yine konsolde bir alan. Fiyatın ben burada artık ne yapmasını beklerim? Fiyatın burada akabinde yine düşüş vermesini beklerim. En kötü bu bölgelerin kırıldığını gördükçe yine her türlü short alabileceğim bir duruma, pozisyona girmiş oluyor Rum. Her şeyi geçtim. Sadece price section olarak baktığımız zaman Açık likitte bölgesi. Neden açık likitte? Çünkü bakın bu bu bölge buradaki FTR'ı kullanmış değil mi? Artık ben yani buradan short emri koymuş olsam benim stopum neresi olacak? Buradaki FTR bölgesi olacak. İşte buradaki likitte temizleniyor. Akabinde en, en çok satıcılı olan bölge gelmiş oluyor fiyat. PVL ile PVH arası PD tool'u kullanmak mantıklı, mantıklı olur. Bunu aynı zamanda nerede kullanabiliriz? Monday range'de de kullanabiliriz. Ama bunlar tabii ki manipülasyona açık bölgeler olduğu için kullanırken daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Yani en azından bayesinizin kesinliğinden emin olmanız gerekiyor. Şimdi bir Ethereum USDT P yapalım. Evet. Çok güzel. Şöyle bir bölge bulmaya çalışacağım. Bir şey yaptım nasıl yapacağım bunu geri ha? Şimdi bunu, burada bunu bulmaya çalışacağım. Ha buldum mu acaba? Bulmuş olabilir miyim? Bakalım hemen. burası değildi. Sanırım çok karşımıza çıkmayan bir şeymiş ya şu an gördüğüm kadarıyla. Ne diyorsunuz? Bu işe. Sabahtan Neymiş beri şey... bulamadığıma göre. Ya Neymiş bunu şey... sizin video bir... olmanız lazım. 05'in altında likit de olması diye anlatıyordum ya. Pidi çektiğimizde 05'in altında kalan likit de Evet. Hmm. Neyse hadi bura kalsın. Eğlenmişiz burada. Evet. Burada gene çekmişim. 05. Heh. Aynı. Şimdi. Benim sunduğum olay şu. Ben diyorum ki. Ben burada bir tane swing keşfettim değil mi? Bakın. Ne olmuş? Likit de alınmış. R'dan bir iş bir market yapısı değişimi gerçekleşmiş. Ben şimdi fiyata buradan böyle bir swing oluştuğunu gördüm. Akabinde neden? Çünkü bir yükseliş gelmiş. Bir swing bölge oluşmuş. Ve akabinde fiyatın yine bir low yaptığını e, görüyorum. Gördüğüm için burası benim için artık bir low, low. Burası da bir lower high oluyor. Benim bu PD çekmemdeki amaç ne en başta? Benim buradaki lower high'in nereye gelebileceğini tahmin etme. Potansiyel lower high'in nereye gelebileceğini tahmin etme. Peki ben bunun için ne diyorum? Diyorum ki buradaki premium bölge 0.5'in üstüne gelmesini fiyatın bekledim. Lakin fiyat nereden dönüyor? 0.5'i değmeden düşüyor. Değil mi fiyat? Bakın burada fiyat 0.5'e değmeden düşüyor. Ben bunun için ne diyorum? Diyorum ki şöyle bir taktik buldum diyorum. Eğer fiyat buraya 0.5'e gelmeden düşüyorsa bundan sonraki swing'in oluşumunda yani bundan sonraki structure ki o da burası oluyor. Bundan sonraki structure dediğim kavram şu. Burayı kırdı ya. Bundan sonraki structure yani bu ne olabilir diyorum. Bundan sonraki structure buradaki 0.5'e geliyor olabilir. Yani bu yükselişin sonunun 0.5 olduğunu söylemek mümkün diye bildiğim bir argüman sunuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani benim argümanım ne? Fiyat eğer pahalı bir bölgeye gelmeden düşüyorsa veya tam tersi ucuz bir bölgeye gelmeden yükseliyorsa fiyat burayı ne olarak kabul eder? Indiosment olarak kabul eder ki bunun detayları var zaten. İşte bunu o yüzden pek anlatmak istemiyorum bu derste kalanını. Ama şöyle düşünelim şimdilik. Fiyat premium discount olarak özellikle LTF'de 15, 5, 3, 1 bu tarz hareketlerde buraya gelmiyorsa ben bu 0.5 bölgesini ekstra konfirmelerle beraber. Mesela burada ne olabilir? Burada şuradaki IC ve buradaki satıcılı mum olabilir mesela değil mi? Bakın bunları çektikten sonra ben artık bu bölgenin OB dedim. Ben artık bu bölgenin hem satıcılığı olmasını bekliyorum hem de benim bir önceki pahalılık bölgeme tekabül etmiş oluyor. Ben aynı zamanda buraya şu şekilde de bakabilirim. Hani şurayı geniş perspektiften alıp hareketi total şu şekilde belirleyip hani 0.5'in gene üstünde olduğunda savunabilirim. Lakin tam noktasal bir tespit yapabilmek adına diyorum ki ya 0.5'e uğramadan düşüyorsa Burayı IDM yani IDM olarak kabul ettiğimiz inducement'a da tekabül ediyor olabilir. Premium discount hakkında yapmanız gereken yorum yani tamamen bir tüccar gibi. Ucuzluk bölgesinde ben fiyatta buluş emareleri aramam lazım. Pahalılık bölgesinde benim fiyatta pahalı hareketler aramam lazım. Ve bu PD bakın. Şu benim taktiği bulup görmem bir ara çok işe yarıyordu ve çok fazla karşıma çıkıyordu. Oradan esinlenerek çıkarmıştım bunu ortaya. Ya benim bunu bulmam sadece 2-3 kere setup'a bakarak olmamı sağladı. Yani 2-3 setup'a baktım, baktım bir fraktal mevcut. O zaman dedim ki böyle böyle bir şey olabilir. Çünkü dikkatimi çeken bir şey buydu. Siz de kendinize, ben tabii ki farklı bulursam paylaşırım sizlerle beraber. Orası ayrı bir mevzu ama siz de kendinize bu PD'lerle alakalı mesela backtest'lerinize yer vererek ve bu yorumları gerçekleştirerek bir taktik bulabilirsiniz. Fiyatın bazı kondisyonlarda yapmış olduğu özel hareketler. Bunları şu an ben de bilmiyorum. Emin olduğum şeyler değil herkesin kendine göre bir prototipi vardır. Benim şu an PD konusunda yok. Daha farklı bir konuda var. Ama dediğim gibi kendinize bunu uyarlayıp bunu test edebilirsiniz. PD'ler yorum yapma açısından özellikle basit düşünme açısından bizim psikolojimizi de etkileyen tool'lardır. Neden? Çünkü bir kere en basitinden sırf işlem almak için değil. Aynı zamanda fiyatın nerede pahalı, nerede ucuz, nerede dikkat etmem gerekiyor veya nerede rahat davranmam gerekiyor sorularına cevap veren bir tool'dur. Asıl olayı budur yani. Ve bizim için sadece ve sadece ekstra konfirmelerden ibarettir. Tabii ki hani şurada olduğu gibi ekstra mucizevi şeyler de yaptığı oluyor. Nerede olduğu gibi buradaki şu hareketin sonunun nerede bittiğini kavramamız gibi. Yani nedir? Bakın şuradaki hareketin sonu 0.5'te gelmiş olması. Burada pahalı bir bölgeye gelmiş olması bizim için çok büyük bir yol gösterici öneme sahip oluyor neden? Çünkü bakın bu grafik buradaki tool olmadığı zaman ben şunu görüyorum sadece. Fiyat buraya çıkıyor ha yani bir yerlere gidiyor fiyat. E nereye kadar gidecek? Hani gitse bakın burada untested bir swing high var. Başka neresi olabilir? Burada FVG'nin 0.5'i olabilirdi. E burayı hiç takmadı 0.5'ini. Hani buraya geldi. Devam etti. Gerçi hani bu da yakınmış birbirine de 0.5 bölgesi. E yine de devam etti bakın herhangi bir şey sağlamamış oldu bana. Ee, yeterli bir informasyon sağlamamış oldu information. Ne yaptı? Beni ancak burada beraber confluence ettiğim iki yapı yani buradaki FBG'nin yarısı bunu range içerisine alayım. Akabinde bakın bu untested swing high ve buradaki PD zondaki 0.5 artık bana exact bölge yani kesin bölgeyi vermeye başladılar. Kesişimlerini almaya başlıyorum. Çünkü bakın 0.5 0.5 untested swing high hani ben artık fiyatın bu aralıktan dönmesini bekliyorum diye bir yorum yapabilirim. Artık bu hareket geldiği zamanda yani fiyat buralara geldiği zamanda bir geri dönüş hava arasıyla kafasına binmemek için hiçbir sebep kalmıyor geriye. Yani burada ne, ne olur mesela? Fiyat buraya geldiğinde en kötü yapılacak şey nedir? Total iki aranızı ayırırsınız. Biri direkt bu bölgeye geldiğinde şu alanı gelir mesela kapanışını yapar. Stop'unuzu son viki e koyarsınız. Biri direkt bu şekilde hedeflenebilir mesela. Diğeri de ikinci arda Aynı burada olduğu gibi şuna hedeflenebilir. Fiyat belki likitliği almaya gelirse diye buna bekletirsiniz. Akabinde yine buraya atarsanız bu sefer kazançlı çıkarsanız, Kaybederseniz de maksimum 2 ar kaybetmiş olursunuz. Bakın yapılabilecek en basit şeyden bahsettim. Yani burada sizin artık low time frame inip burada katmanları bildiğinize göre vesaireleri işte PVG'leri hani göreceğiz. işte i̇şte supply demand'i göreceğiz. Order block göreceğiz. İşte bunları gördüğümüz zaman bir de yapabileceklerinizi o zaman düşünün. Bu en basit haliydi. Dediğim gibi henüz daha kampın yarısına bile gelmedik. Ve şu an dördüncü haftadayız. Yok beşe geçtik galiba. E, hatırlayamadım. Neyse. E, şu ana kadar bildiklerinizle bile buradan ne kadar fazla içem türetebileceğinizi size söylüyorum. O yüzden dediğim gibi PD turlar tamamen bizi yorum yapma ve bir bakış açısı katma olayı yapar. Başka bir şeye pek de yaramazlar. Benim söylediğim bu inducement tree dışında. O yüzden Makro yapılarda özellikle büyük çerçeveli yapılarda lütfen bu tool'u kullanmaya özen gösterin ve kullanın neyle beraber retracement ile beraber. Şimdi sorusu olan var mı? Soru varsa soru alalım, yoksa kalmak isteyenlerle beraber bu dünya piyasasında ne olacak? Onları tartışabiliriz, onlara bakabiliriz ya bu market nereye kadar Gerçi yani onlardan bak söylemiş oldum yatay hareketler vesaireler ben yani nereye çizdim onu da hatırlamıyorum pek ama sormak istediğiniz bir soru var mı? idilerle alakalı Şimdi konsept çok kolay olduğu için mi herkes anladı yoksa ben çok çok iyi anlattığımı düşünmediğim bir derste diğer derslere göre Ondan Yok hocam böyle ben bir şey olduğu... ya e, benim e, şeyim e, ya çok gerçekten güzel bir tool hatta long short tool'una bile hani bazen bazı yerlerde karşılık